Beğendin mi abicim? Hadi. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Buyurun, beraber olsun. Buyurun. İyi akşamlar. Biz Foça'ya yeni taşındık. Vallahi yemek için kime sorsak sizi tavsiye etti. Fatma Baba bu mekanın sahibi. Oğlu Serkan da yandaki balıkçının. Hoş geldiniz. Berkay da Fatma Baba'nın torunu. Bu da kardeşim. Ben kardeşim Rüzgar, Rüzgar. Kardeşim ben Rüzgar. Ortak yönümüzü de bulduğumuza göre... ben Cem, eşim Verda, güzeller güzeli kızım Gülce. Güzeller güzeli, güzeller güzeli. Buyurun, buyurun. Ayakta kaldınız. Buyurun. Gel hayatım, gel. Gel. Tamam, biraz. Hadi. Buyur, Erkan çok doldum buraları. Hadi. Tamam, hadi. Tamam. Hadi çabuk, çabuk. Çabuk, hadi. Ya bizim. Ne kadar şanslısın biliyorsun değil mi? Ben kızıma bir gün bile böyle doya doya sarılamadım. Bir annenin evladına sarılamaması ne demek bilemezsin. Ama bizim Gülcemiz, kızımız da sevgisini başka türlü ifade eder. Değil mi hayatım? Yani hepsi aynı olmuyor biliyorsunuz. Bizim de başka zorluklarımız var. Ama yüzmek ortak noktalarıymış. Ya öyleymiş. Sen de çok seviyormuşsun yüzmeyi Rüzgar. Gülce de bayılır. Bayılmasın, bayılmasın. Yazık, yazık. Yazık, yazık. Yazık. Çok sever anlamındı yani. Bu arada... Düşünürseniz özel çocuklarımız için sörf yelken kulübümüz var. Rüzgar da devam ediyor, çok da memnun. Ben de eğitmenlerinden biriyim. Ata sörf yelken değil mi? Evet, duydunuz demek. Duymaz mıyız? Bir anlamda buraya gelme sebebimiz. Biz taşınmadan evvel Cem okulu ziyaret etmişti. Kim senin orada görüştüğün Neşe Hanım mı? Neşe Hanım. Evet evet, Neşe de bizimle çalışıyor. Onun da babası Asperger. Biliyorum, bana da bahsetti. Hatta senden de bahsetti. Hatta ben burada kimle konuşsam senden bahsetti. Özgür değil mi? Evet. Biraz abartırlar beni. Yaşayıp göreceğiz. Yalnız çok büyük tesadüf değil mi? Eğitimcimizle aynı mekanda karşılaşmak. Ya. Bizim diye demiyorum. Mekanımız fena halde uğrak yeridir. Böyle birini mi arıyorsun? Biriyle mi karşılaşman gerekiyor? Şırak. 5 dakika otur. 5 dakika ya. Hemen karşında. Bir Ceren'in ayağını alıştıramadık, o biraz fena oldu. Ama onu da yapacağız inşallah. Ceren gibi. Onu da başka zaman anlatır abicim. Çünkü bizim yavaştan kalkmamız gerekiyor. Evet, evet. Bizim kalkmamız gerekiyor. Çünkü çok yoruldum, çok yoruldum. Bizim kalkmamız gerekiyor. Berkay da gelsin, Berkay da. Gelmem mi abicim ya? Seni ikiletir miyim? Kurban olduğum. Ben oradayım şu an, gittim bile. Gel hadi. Tekrardan afiyet olsun. Çok sevindim tanıştığımıza. Biz de öyle. Çok sağ ol. Getireceğim Gülce'yi okula. Görüşürüz orada. Tamam. Abicim, Serkan amcanın benimle konuşmak istediği bir şey varmış. 5 dakika izin ver bana, sonra çıkarız hemen. Tamam? Tamam. Sen Berkay abine yardımcı ol. Tamam. Tamam. Bilim insanı ama erkek bilim insanı. Yabancı, çoktan ölmüş. Son sorum. Fizikçi mi, kimyacı mı? Bence bayağı bir fizikçi.
Albert Einstein diyorum. Beni arıyorsun Gülce sana ya. Ya bu kadar az veriyle Einstein'ı bilmen, rüzgara katılıyorum vallahi. Bravo sana. Albert Einstein, teorik fizikçi. Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden kabul edilen Einstein, en çok görelilik teorisini geliştirmesiyle tanınmıştır. Kuantum mekaniğinin geliştirilmesinde de önemli ölçüde katkılarda bulunmuştur. Doğum tarihi 14 Mart 1879, doğum yeri tamam, ise... Tamam ablacığım, bence yeter bu kadar. Tamam o zaman. Ben bir lavaboya gidip geliyorum çünkü o kadar çok çişim geldi ki birazdan idrar kesen patlayabilir. Özgür sen buraya geç ama ben kalktıktan sonra. Tamam. Hadi birlikte gidelim o zaman. Hayır, sen gelme. Ben tek başıma gidebilirim. Gelirken görmüştüm yerini. Emin misin? Evet, gelmene gerek yok. İyi, tamam. Buradayız biz. Tamam. Ay. Hadi bakalım, sıra sende. Evet. Evet. Oyunu öğrendin diye düşünüyorum. Yani az önce anladım. 10 soru hakkın var. Bol şans. Abicim başla, abicim başla. Evet. Öldü mü, yaşıyor mu? Öldü ama bence bayağı bir yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor ya. Ben çok gördüm, yaşıyor, yaşıyor. Yerli mi, yabancı mı? Yerli. Yazar mı, siyasetçi mi? Yazar. 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 Nazım Hikmet. Gel bak kucak. Ben bir Gülce'ye bakayım. Havada rüzgarlı. Bizim. Bizim.